Herkese selamlar gençler. Ben Ertan Çalışkan. Yaklaşık 10 yıldır geziyorum ve 10 yıldır gezip gördüğüm yerleri de sizlere aktarmaya çalışıyorum. Phuket'te çok hızlı geçen bir ayın ardından dinlenme ihtiyacım doğdu. Bunun için de Koh Samui diye bir adaya geldim. Koh Samui, bilmiyorum öyle bir şey. Yazarım doğrusunu, merak edenler için bir adaya geldim. Konakladığım yeri de sizlere göstereceğim ama biraz şöyle bir Koh Samui turu yapalım. Bakalım ne varmış ne yokmuş. Bugün keyfim yerinde, video çekmek istedim. 3-4 gündür uyuyorum, dinleniyorum. Palmiye ağaçlarının altında. Şöyle göstereyim hemen. Yani o kadar keyif alıyorum ki anlatamam. Şimdi de tabii 4 gün uyuyunca şimdi de şöyle bir çıkalım Koh Samui'yi gezelim dedim. Bakayım ne var ne yok. Siz de bir görmüş olun. Ben de bir görmüş olayım. Adada ne varmış ne yokmuş. Hep birlikte keşfe çıkalım efendim. Let's go. By some ball, feedball. Feedball for... Otostop çektim. For my... Şimdi bir yere doğru gidiyorum. Nereye doğru gittim tam olarak ben de bilmiyorum. Şimdi adada görmek istediğim bazı yerler var. Oraları göreceğim. Çünkü yaklaşık 4 gündür yatıyorum dediğim gibi bir hareket lazım. Bunun için de etrafta ne var ne yok baktım. Nokta atışı direkt oralara otostop çekiyorum. Look at this. First car, look at this. First car. Stop! Show me. No, you're very bad. Az önce de söylemiştim ben, otostop çekmek için doğru yer değil burası diye, biraz yürüyelim diye. Ama inanmamıştı. Yani yılların otostopçusuna, anlatabildim mi? Yılların otostopçusuna işini öğretmeyeceğim kardeş. Yurt dışına çıktığımdan beri hakikaten ilk defa otostop çekiyorum. Bunun nedenini bilmiyorum. Her yere böyle tuktukla muktukla gidiyorum. Otostopa hiç bulaşmadım ama artık bulaşırım ben de. Evet, artık ben de bulaşırım. Bu kızcağız sağ olsun bana biraz bu konuda cesaret verdi. Bakacağız. Benim emmim Vezir Köprü. Geçtiğimde ilk araç durdu arkadaşlar. Otostop çekerken şuna dikkat edin. Sizin böyle erkenden binme isteğiniz çok önemli değil. Araçların durabileceği yerlerde otostop çekerseniz iyi olur. Yani araç rahat bir şekilde durabilecekse trafiği aksatmadan çok daha kolay otostop çekersiniz. Şimdi arkadaş böyle güvenli bir yerde durdu. Tekrar trafiğe çıkıyoruz efendim. Fisherman diye bir sokağa geldik arkadaşlar. Burası böyle bir yürüyüş sokağıymış. Buraya niye geldim size çok anlamadım ama güzel bir yer gibi de duruyor. Her yolun sonunun olduğu gibi Fisherman'ın sonu da yine denize çıkıyor efendim. Öyle bir yerdeyiz arkadaşlar. Tabii bu yolun da sonu Tayland'ın her sokağı gibi denize çıkıyor efendim. Ooo şu masa güzelmiş lan. Böyle bir Fisherman diye bir balıkçı kasabası. Evler buradaki en eski evler vesaire. Çok iyi duruyor. Abi şu kablo karmaşasına bakar mısın ya? Oğlum teknoloji ne kadar güzel bir şey ya. Şu kablo karmaşasına bakar mısın? Ve böyle cızır 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 ses geliyor. Bir daha yapayım mı? Cızır 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 cızır. Aga müthiş bir sahil ya. Yağmur da geliyor. Karanlık bulutlar toplandı. Hanımefendinin keyfi yerinde. En güzel yanı ne biliyor musun abi? O kadar rahatım ki anlatamam. Yani
Dünyanın en rahat insanı bu aralar ben olabilirim net. Bob Hood Beach diye bir yerdeyiz. Biliyorsunuz gençler, buraların isimlerini söyleyemiyorum ben. Benim için çok zor. Ama öyle bir yerdeymişiz. Bob Hood Beach. Gelin size biraz şöyle Bob Hood Beach'ten yürüteyim. Evet gençler, size böyle biraz plajda yürüteyim. Bahau muydu neydi? İsmini de unuttum, anasını satayım. Yani güzel bir plaj. Kızcağız da çok güzel bir kız. Çok efendim, çok düzgün bir kız. Böyle yırtık pırtık hareketleri yok. Son zamanlarda şu yırtık pırtık hareketlerden yorulmuştum. Gereksiz samimiyetlerden. Hanımefendi güzel böyle. Hakikaten neyi gezeceğini biliyor falan. Güzel, enerjisi de güzel. Bugün birlikte geziyoruz o yüzden. Şimdi Bahao Beach'i bitirip Big Buddha'ya gidiyoruz efendim. Big Buddha heykeline geldik gençler. Şimdi bakalım Big Buddha'yı bir görelim. 12 metre yüksekliği var oturan kişinin. 12 metre. Yani bayağı büyük bir heykel. 1972 yılında yapılmış kendileri. Sonrasından sırtına böyle bir işte halka gibi yuvarlak bir şey yapılmış. Ama 1972'de Buda'nın kendisi tamamlanmış. Demişler ki ya bu tam olmadı. Buna bir de yuvarlak yapalım arkasına. O şekilde dualarımız daha büyük kabul olur. Arkasına bir de yuvarlak bir çember yapmışlar. Şimdi gelin bakalım Big Buda'mıza. Tabii Big Buda'ya giderken de öyle boş manzaralardan gitmiyorsunuz arkadaşlar. Böyle dolu dolu görsel şölenli. Aslında bu da bir adada. Fan Adası diye bir ada burası. Bu Fan Adası'nı anakaraya bu yolla bağlamışlar efendim. Oh, really very nice. It's like a small fisherman bay. Oh, nice. Gerçekten çok iyiyim. Evet, anakaraya böyle bağlamışlar arkadaşlar. Burası da ada olmaktan çıkmış. Ama yol boyunca hakikaten çok güzel manzaralar var. Arkadaşlar bir de Tayland'da bu arenalarda dövüşler çok meşhur. Sizi bir günde oraya götüreyim mi? Bak Türk var, Adem. Aman akıyım Adem abi, ne yapıyorsun Allah aşkına? Gelmiş Tayland'da dövüşüyor aman akıyım. Yani enteresan ya adam, bak hani nasıl gezersiniz bilmiyorum ama adam gelmiş Tayland'a ve Tayland'da dövüşüyor baba. Gerçekten enteresan. Gideyim mi? Git deyin, gideceğim. Zaten gitmeye bahane arıyorum. Yorumlarda belirtin. Çok enteresan şeyler gördüm, size de göstermek istedim. Aa, bunlar komple el yapımı. Filler. Ve böyle enteresan şeyler. Ne kadarmış? 268 bin baht. Yani 220 bin TL gibi bir şey. Çok para. Ama çok iyi. Çok iyi. Big Buddha'dan önce yine birkaç tane daha Buddha var giderken. Onları da göstereyim size. Burada klarnetçi Buda var. Klarnetçi Buda. Hemen yanında yok ben almayayım Budası. Yok ben istemiyorum tatlım Budası. Burada ay memelerimi çekmeyin Budası. Lütfen memelerimi çekmeyin Budası.
Orada savaşçı gerçek bir Buda var. Ejderhaya binmiş. Hemen arkasında da deniz kızı var. Bunları da görün istedim efendim. Merdivenler o kadar aşırı değil. Bu sefer daha kolay oldu. Arkadaşlar gerçekten çok büyük. 12 metre kafasına kadar. Gerçekten çok büyük. Devasa. Adamlar bu işi yapıyorlar. Adamlar inanç olayını böyle çok güzel süslemişler. Ben var ya bayıldım. Bütün budalara hakikaten bayılıyorum. Böyle yerleri gezmeyi de çok seviyorum. Tabii bir de ne var? Ekstradan manzaramız var. Evet. Ekstradan manzaramız da var. Koh Samui Adası'nı çok sevdim. Hakikaten çok sevdim. Çünkü aşırı chill bir yer. Yani hiç böyle bangır bangır müzik yok. Çok böyle relax bir yer. Luckily you're here alone. Manzarası da var. Okay. That's yes. So weird. What you want? I don't know. You don't know? Okay. Yes. Oh. It's okay. Okay. It's very okay. What you want? Say. I can't say it because then it wouldn't come true. Okay. Evet, doğasını bize söylemedi. Böyle bir Buda, gelin haydi daha Buda'yı gezeceğiz. Abi gerçekten inanç olayını çok güzel yapmışlar. Yani o kadar süslüler ki. Bak maymun. Maymun. Buda'dan bir şey istiyor. Yani şey gibi sanki, biz olmasak siz ilk insansınız gibi. Saçma bir çıkarım aldım. Ama çok iyi yer, hakikaten çok iyi yer. Kurban olurum, ne güzel yatmış. Şu an tam ihtiyacım olan şey. Burada da mum yakabilirsiniz, efendime söyleyeyim, dualarınızı edebilirsiniz vesaire. Böyle bir alan. Haydi gidelim otelimize o zaman. Bungalov'uma. Allah'ım o kadar mutluyum ki bungalovda kaldığım için. Otellerde kalmak hiç bana göre değil arkadaşlar. Betonlarda kalmak daha doğrusu. Ama bungalov müthiş bir şey. Hele ki plajdaysa bungalovunuz efsane bir şey. See you later.
Gençler, hava yağmurlu. Otele geldim. Hava yağmurlu. Tropikal yağmur. Yani videonun başında size zaten şey göstermiştim. Bungalovların nasıl bir yer olduğunu. Üçgenin içerisinde sadece yatak var. Başka bir şey yok. Bir de prizm var. Bir de vantilatörüm var. Başka bir şey yok. Otelin ismi Nevhut Hotel. Nevhut Hotel. Ben otelden hakikaten memnun kaldım. Çok da sevdim. Spagettiler de muazzam. Reklam değildir, işbirliği değildir. Tamamen tavsiye. Yani hakikaten güzel bir yer. Şu an sesim çok iyi gelmiyor olabilir. O yüzden videoyu burada bitiriyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın efendim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Sağ ol, sağ ol. You know, sağ ol, sağ ol.